8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. İyi. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum hocam. Kadınlarda saç ekimi sıklığı nedir ve sonuçları başarılı mıdır? Şimdi genellikle saç ekimi deyince insanlara erkekler gelir. Evet. Ama oysa ki öyle değil. Ama saç dökülmenin nedenlerine bağlı olarak kadınlardaki saç dökülme oranı ile erkekteki saç dökülme oranı çok ciddi farklılıklar olmamakla beraber saç ekimi konusunda bize müracaat eden ya da saç ekimi ihtiyacı olan hastaların yaklaşık %95'i erkek, %5'i kadındır. Ama her ikisindeki başarı oranları açısından bakıldığında kadınlardaki başarı oranı erkeklerden biraz daha fazladır. Çünkü onda var olan östrojen ve projesteron saç metabolizması açısından çok kıymetli. Bir yaklaşım farkı var mı hocam? Kadınlarla erkek saç ekimi arasında. Muhakkak ki var. Öncelikle saç ekimi niyetiyle bize başvuran hastaların erkeklerin yaklaşık olarak %70-75'i saç ekimi ihtiyacı olan ve saç ekimi yapılabilecek hastalar. Oysa ki bayanlarda saç ekimi nedeniyle bize başvuran hastaların yaklaşık %80'ini saç ekimi yapmıyoruz. Çünkü kadınlardaki saç dökülmesi erkekler gibi lokal değil, daha general yaygın bir saç dökülmesi var. Ve genellikle kadınlarda saç ekimi yapmadan onlara yardım ediyoruz. Örneğin son yıllarda çok yoğun oranda şey başlamaya başladı. Özellikle bu obezite cerrahisi için yapılan gastrik bypass ameliyatlarından sonra mesela çok yoğun bir saç dökülmesi var. Hatta bu hafta iki tane hastamız geldi. Saç ekimi talebiyle geldi ama da saç ekemiyoruz. Sebebi şu, her tarafta dökülmüş. Yani saç ekimi dediğimizde bir yerden başka bir yere nakledeceğiz. Nakletmek için saç olmadığı için onlara saç ekimi yapamıyoruz. Onlara daha çok medikal tedaviler uyguluyoruz. Kimilerine PRP yapıyoruz, kimilerine kök hücre yapıyoruz, kimilerine mezoterapi yapıyoruz. Yani onlara saç ekiminden daha farklı yollarla yardım ediyoruz. Ama muhakkak ki saç ektiğimiz bayanlarda var. Ama dediğim gibi %5 oranında. Hocam, kadınlarda saç ekiminde teknik olarak bir tercihiniz var mıdır? Ya da hangi şartlarda hangi teknik tercih edilmelidir? Şimdi kadınlarda ki saç ekimindeki yaklaşımla erkekler biraz daha farklı. Cerrahi olarak da farklı. Sonuçta siz bir erkeğe saçlarınızı keseceğiz. Ondan sonra saç ekeceğiz dediğimizde buna genellikle erkek hasta müsaade ediyor. Ama bayan hastalarda saçını komple kesip saç ekimi yapmak biraz daha zor. Çünkü kadının aksesuarı biraz uzun saç. Ama biz erkekler için kısa olabiliyor. O nedenle kadınlarda saç ekimi yaparken saçları kesmeden saç ekimi yapmayı uygun görüyoruz. Bunun için ya ensenin alt kısmından çok az bir alan tıraş ediyoruz ya da merdiven şeklinde bir ensenin bir tıraş yaparak görünmeyecek şekilde yapıyoruz. Ya da long hair dediğimiz uzun saç alarak ekim yapıyoruz. Ya da eski sistem dediğimiz footla saçları kesmeden de saç ekimi yapabiliyoruz. Tek fark aslında kullandığımız teknik değil, kadınların saçını kesmeden saç ekimi yapmak zorunda olduğumuz için tek farklılık bu. Bunun dışında herhangi bir farklılık yok. Peki ekim tamamlandıktan sonra kadın hastalar için ekstra bir tedavi süreci var mı? Şimdi sonuçta saç ekimindeki önemli noktalardan birisi hazırlık aşaması. Yani bu hazırlık aşamasından kastettiğim şey şu, hasta bize gelir, saç ekimi talebiyle gelir. Öncelikle saç ekimine uygun bir hasta olması lazım. Bunun için önce tetiklerini yapıyoruz. Bir takım kan analizleri yapıyoruz. Eğer ki örneğin bir hipotiroidisi varsa ya da bir hipertiroidisi varsa belki de hiç yapmıyoruz. Ya da onu ötroid yaptıktan sonra tedavi ediyoruz. Ya da örneğin bir feritin düşüklüğüne bağlı bir saç dökülmesi varsa önce o eksiği yerine koyuyoruz. Bir süre tedavi ediyoruz. Çünkü dökülen saçlar geri gelebilir yakın zamanda kaybettikleri ve hasta mutlu olabilir. Ama diyelim ki tedavi ettik ama hastayı tatmin etmedi, saç ekimine ihtiyaç duyduk. Bu tip durumlarda kadınlardaki saç ekimindeki yaklaşıktaki farklılıktan dolayı yani o pre-op hazırlık döneminde bir sebep bulmuşsak, bir organik bir sebep varsa mutlaka ki operasyondan sonraki dönemde onu çok sık takip etmek lazım. Ama erkeklerde olduğu gibi kadınlara tutup da saç dökülmesine karşı bir takım kullandığımız hormonlar var. Onlara kadınlara asla asla vermiyoruz. Ama dediğim gibi öncesinde yaptığımız hazırlığa bağlı mutlaka bir takip süreci oluyor. Eğer o takip sürecinde hazırlık dönemine ait bir takım var olan bulguları ortadan kaldırmazsak saçlar tekrar dökülebilir. O nedenle çok sıkı bir takibi gerekir operasyondan sonra. Evet. Peki hocam, yara yanık ameliyat izlerine yapılan saç naklinde başarı oranı nasıldır? Şimdi kadınlarda yaptığımız saç ekimlerinde aslında ilk sırada gelen şey
yara, yanık veya da ameliyat izleri geliyor. Hı hı. Ya da kendini sökmesine bağlı meydana gelen bir takım hastalıklarda olan saç dökülmeleri oluyor. Bir de androgenetik alopesi dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi. İkinci sıklıkta geliyor. Yara ya da yanık nedeniyle ya da ameliyat izni nedeniyle çok ciddi sayıda hasta bize başvuruyor. Ve özellikle kadınlardaki en sık rastladığımız olan birisi budur. Onlarda eğer ki cilt altı yağ dokusu varsa, eğer ekeceğimiz greftin cilt altında kanlanması iyi olan bir yer alana bulmuşsak ve öyle bir alan varsa kesinlikle yapılan saç çekimi başarılı sağlanıyor. Ama eğer ki kanlanması iyi değilse o dokunun o bölgeye yapılacak saç çekimi tutmayacaktır. Peki bu süre içerisinde hangi sıklıkla sizinle görüşmesi lazım? Yani bu ekim yapıldı, yapıldıktan sonraki süreç, sizinle olan süreç nasıl devam ediyor? Aslında çok interaktiftir. Yani ben hastaya hep şunu söylerim kendi açımı, bu sadece beni bağlar. Hastaya beni istediğin zaman arayabilirsin diyorum. Çünkü bu saç ekimi o kadar garip ki insanlar çok ciddi bir zaman harcıyorlar, çok ciddi bir emek veriyorlar ve çok ciddi para harcıyorlar. İstiyorlar ki bir an önce saçlarım çıksın. Ama saç ekimi süreci öyle hemen öteki cerrahi branşlar gibi değil, çok uzun bir süre, yaklaşık bir yıl gibi beklemeniz gerekecek. O zaman içinde hasta belli zamanlarda çok ciddi stres yaşıyor ve mutlak bizi arıyor. O yüzden her zaman aramasını söylüyorum ama mutlak görmemiz gereken zamanlar var. Özellikle bayan hastalar için söylüyorum. Bir ay sonra mutlak görmek isteriz. Belki hastaya bu dönemde PRP ya da mezoterapi gibi bir uygulama yaparız. Çünkü saç ekimi sırasında biz onun cilt altını gördüğümüz için cilt altı patolojisini biliyoruz. Ona yönelik operasyon sonra bir takım tedavileri yapmamız gerekebilir. Biz bunu hastaya örneğin diyeyim yağ dokusu fazlaysa ondan mutlaka belli aralıklarla lipolitik mezoterapi yapmak lazım. Dolaşım bozuksa hemopatik mezoterapi artı PRP yapmak lazım. Bu operasyondan sonraki hastayla hangi sıklıkla görüşeceğimizi aslında onun saç sağlığı, cilt sağlığı bize o kararı verdiriyor ve bunu hastaya söylüyoruz. Ama genel prensip olarak birinci ay, üçüncü ay, altıncı ay ve bir yıl sonunda hastayı biz görmek isteriz. Buradaki temel maksadımız hem hastanın durumunu gözlemek, hem hastanın bu süreç konusundaki yaşadığı stresi azaltmak, artı yaptığım işte sonucunu görmek için Evet. Öyle bir uygulama yapıyoruz. Ama temelde o görüşme sıklığını belirleyen şey hastanın ameliyat sırasında gördüğümüz patolojiye bağlı değişmektedir. Hocam siz birebir yaptığınız için işlemleri, saç ekimini birebir yapıyorsunuz. Saç ekiminde yapılan hatalar nedir? Bir örnek veriyorum, danışan geldi daha önce farklı bir noktada yaptırmış ya da farklı bir şehirde yaptırmış. Evet. Yani yapılan hatalar gördüğünüz kadarıyla nelerdir öngörüleriniz? Şimdi şöyle bu hataları... Nerede, ne noktada hatada anladım. Yapıyor da başarılı olmuyor, tekrar size geliyor hasta. Özellikle hazırlık aşamasında yapılan en büyük hatalardan birisi hastayı bir meta olarak görüyorsun. Yani onun sanki ise gelmiş saçını ekip parasını alacak mısın gibi bir bakış var. Yani aslında hiçbir hekimle böyle bakış yok ama işte merdiven alt dediğimiz yerlerde bakış çok daha farklıdır. Yani çünkü hekim çok uzun bir eğitim, çok uzun çileli bir eğitimden sonra oraya geldiğinde onun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. O nedenle hastanın beklentisi ve uygulamayı yapacak insanın yapacağı uygulama eşitlenmesi lazım, çakışması lazım. O yüzden saç ekimi yapılacak hastaya mutlaka yüz yüze görüşmek lazım ve onun beklentisini çok iyi öğrenmek lazım. Eğer ki sizin yapacağınız uygulama onun beklentisini karşılayacaksa yapacaksınız. Eğer onun beklentisini karşılamayacaksa yapmayacaksınız. İkincisi hastanın mevcut durumu. Nakil yapmak için çünkü bizim yaptığımız şey var olan bir saçı vücudun bir sahasından başka bir sahasına naklediyoruz. Öncelikle nakil yapmak için açık olanı kapatacak kadar saçın olması lazım. Bu işlemi yaparken söktüğünüz anda da yeteri kadar saç olması lazım. Eğer bunu karşılıyorsa hastaya talip olacaksınız. Eğer bunu karşılayamıyorsa hiçbir şekilde onu hazırlık aşamasına eleyeceksiniz. Üçüncüsü, operasyon yapmadan önce hastanın genel sağlığı acaba buna uygun mu değil mi? Bunu çok iyi kontrol etmek lazım. Bunun için bir takım tetkikler yapacaksınız. Örneğin bir hipotiroidisi var mı? Bir hipertiroidisi var mı? Karaciğer enzimleri normal mi? Acaba karaciğer fonksiyon testleri yerinde mi? Böbrek fonksiyon testleri yerinde mi? B12 seviyesi, ferritin seviyesi. Bu çok ciddi bir araştırma yapıyorsunuz. Çünkü saç dökülmesinin bir takım organik, yani genetik nedenlerinin yanında organik nedenleri de var. Eğer ki hastanın o organik nedenlerinde herhangi bir eksiklik varsa sizin yapacağınız operasyon tutmayacaktır ve başarısız olacaksınız. O nedenle onu çok iyi sorgulamanız lazım. Hastanın muayenesi çok önemli bunun yanında. Hastayı muayene edeceksiniz. Acaba saç derisinde saç ekimine engel bir hastalık var mı? Örneğin bir otoimmün hastalık var mı? Bir liken planus var mı? Ya da aktif bir alopecia areata var mı gibi mutlaka bir muayenesini yapacaksınız. Eğer bunun yanında
hastanın özgeçmişini ve soygeçmişini çok iyi sorgulayacaksınız. Çünkü saç ekimi yapacağımız, herkes saç ekimi yapamıyoruz. Bir takım şeyler fizik muayene normal olması durumunda dahi onun annesinde, babasında var olan bir takım genetik geçiş gösteren hastalıklarda saç ekimi yapamazsınız. O yüzden hazırlık aşaması aslında saç ekiminin belki de önemli kısmıdır ve burada yapılacak hataların telafisi yoktur. Bir bütün olarak ele aldık saç ekimini. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi sohbetimiz. Sağ olun. Evet, bugünkü misafirimiz Doktor Nedim Ardıçıtı. Kendisine kadınlarla yapılan saç ekimlerinden ve erkeklerde yapılan saç ekiminden bahsettik. Teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.